Merhaba sevgili İşi Bilen izleyicileri. Bugünkü konuğumuz diş hekimi Fatma Tülin İpek. Kendisine hoş geldin deyip sohbetimize başlayalım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyiz, uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Her şey devam. Harika. Sizi biraz tanıyabilir miyiz sohbetimize geçmeden önce? Tabii ki ben Ankara'da Bahçelievler Deneme Lisesi mezunu, liseden başlayayım. İlkokul Hamdullah Supi, sonra Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini dereceyle bitirdim. Mezun olduktan sonra bir 8 yıl bir poliklinikte çalıştım. Ondan beridir de özel muayenehane işletiyorum. Neden diş hekimliği peki? Sevdiğim bir meslekti. Çocuk yaşta böyle insanlar konuşurken dişlerini incelerdim. Bir de en yakın fakülte evimize orasıydı. Daha rahat geldi herhalde. Önce kolay geldi ama sonrasında da çok severek devam ettim. Peki diş hekimliğinde son zamanlarda yani aslında ağız ve diş sağlığı hakkında biraz konuşmak istiyorum ama son zamanlarda en çok hangi işlemler talep görüyor? En fazla diş estetiği. Bizim ilk başladığımız yıllarda, bundan 30 yıl önce insanlar dişi ağrımadan gelmezlerdi. İşte çok gece acil bir şey olacak veya yüzü şişecek. Hep acil hasta baktık bir 10 yıl. Ondan sonraki 10 yıl biraz daha protez yapmaya, köprü yapmaya başladık. Ama son 10 yıldır da hiçbir şikayet olmadığı halde hastalarımız ön dişlerinin görünümünden memnun değiller. Ya da boş olan bölgelere implant yaptırmak için en çok yaptığımız işlemler, tabii ki dolgu yapıyoruz, tabii ki kanal tedavisi yapıyoruz ama en çok işlemimiz implant ve diş estetiği. Yani gülüş tasarımı aslında değil mi? Son evet, dönemlerde evet, çok Hollywood revaçta. Smile dediğimiz gülüş tasarımı. Aynen. Peki biraz detaylandıracak olursak implant nedir? İmplant diş boşluklarına yapılan yapay diş diyelim. Fakat her zaman hastanın diş kemiği müsait olmayabiliyor. Hasta genç olsa bile çene kemiğinde deformasyon olabiliyor. Fakat artık son yıllarda bunun da çözümü var. Hastanın kendi damağından, çene kemiğinden bir parça alarak arka bölgede bir kemik bölge, kemik alacağımız bir bölge var. Oradan kemik alarak o kemiği toz haline getirip zayıf olan çene kemiğine koyuyoruz. Bunun için 6 ay bekleyip 6 ay sonra implant yapıyoruz. Dolayısıyla sonuçta hastaların dişsizliğine çözüm olmuş oluyor. Ama bazen de çok güzel çene kemiği oluyor. O zaman çok daha rahat oluyor işimiz. Eksik dişleri tamamlıyoruz implantla. Süper. Peki estetik gülüş tasarımı nedir? Estetik gülüş de hastalarımız diş görünümünden memnun kalmayabiliyor. Sevmiyor diş görünümünü ama benim tavsiyem estetik gülüşü çok genç yaşlarda tavsiye etmiyorum. 20-22 yaşında gençler geliyor. Hep onlara Invisalign diye bir ortodonti sistemi var. Braket yapıştırmadan, tel yapıştırmadan şeffaf plakla dişleri düzeltiyoruz. Bunu tavsiye ediyorum. Yani 30 yaşın altında her zaman Hollywood smile yapmıyorum. Ama hasta 10 ay, 1 sene gibi bir süreç beklemek istemiyorsa Invisalign'da bir sene beklemek lazım. Bunu beklemek istemiyorsa o zaman lamine veyahut işte kron, e-max hangisini tercih ediyorsak estetik gülüş yapıyoruz. Peki bu 10 ay 1 sene ortalama bir süreç mi yoksa minimum süreç mi? Ortalama bir süreç. Bazen 10 ayda da bitiyor, bazen 14 ayda da bitiyor. Fakat hiçbir braket yapıştırmadan, istediği zaman bir sunumu var veyahut da işte bir özel bir günü var, düğünü var. Ortodontik aparatını çıkartarak buna katılıyor ve sonrasında tedavi devam ediyor. Bu gençler için çok daha tavsiye ettiğimiz kendi dişlerini kullanarak, yapay dişe daha başlamadan. Çünkü 20 yaşında Hollywood gülüşü yaptırırsa 25-30'da ne yapılacak yani? Bunu daha ileriye bekleterek önce diş düzeltmeyi tavsiye ediyorum. Peki Hollywood gülüş tasarımında kullanım nasıldır? Yani ömür boyu kullanabilir mi yoksa daha dikkatli mi olmak gerekiyor? Mesela elma ısırmak gibi. Şimdi bazen uygun olmayan ağızlara da Hollywood smile yapıldığı için o zaman elma ısırmasını tabii ki tavsiye edemiyoruz her ağızda. Yani kişiye özel bu. Herkesin ağız diş dizimi farklı, dizilimi farklı. O yüzden kişiden kişiye değişir ama öyle her elma ısırdığında da düşecek bir diş tabii evet, ki değil. Tabii ki. Pekala, işinizin zorlu ve keyifli yönleri vardır diye düşünüyorum. Nelerdir evet. bunlar?
Benim için en güzeli bir hastayı dişine kavuşturmak, dişsiz yiyemeyen bir hastaya diş yapmak ya da ön dişleri elini ağzına kapatarak birçok insan yani dişlerinden memnun değilse kapatarak gülüyor, konuşuyor. Bir diş yaptığınızda kendine güvenli kahkaha atabiliyor. Bu da bizim için çok güzel bir şey. Ben estetiği de, implantı da böyle hastaların memnuniyeti beni memnun ediyor. İşimizin en keyifli tarafı o bence. Keyifsiz tarafı da bir hastanın diş kaybetmesi. Keşke hiç kimse diş kaybetmesi. Diş kaybında da şöyle artık iltihaplı dişleri de kötü yapılmış kanal tedavilerinde kurtarabiliyoruz. Yeniden retreatment dediğimiz kanal tedavileri var. Bunu yapıyoruz. Ya da iltihaplıysa iltihaba yönelik bir kanal tedavisi yapıyoruz. Biraz uzun sürüyor ama dişi kurtarmış oluyoruz. En son çare diş çekimi. Bu da işin üzücü yanı tabii ki. Neden bir insan hani Allah'ın yarattığı bir dişten olsun ama iyi bakılmayınca maalesef bunu da yaşıyoruz. Maalesef. Peki sizin en güçlü yönünüz nedir? En güçlü yönüm mesleğimi çok seviyorum. Büyük bir ne diyeyim içtenlikle de çalışmaya çalışıyorum. Yani aman bugün sabah da neden bu iş çıktı? Bugün de gitmeyeyim, biraz keyif yapayım. Hiç ömrümde yaşamadım bunu. 30 yılı aşkındır çalışıyorum. Yani ayaklarınız geri geri gitmiyor aslında Hiçbir işe zaman giderken. gitmiyor. Bazı arkadaşlarımız ilk başladığı zaman ay yeter artık diyorlardı birkaç sene sonra. İnanın ben bunu hiç yaşamadım. Hatta oğlum öyle dedi. Anne hiç bıkmadın mı dedi. Yıllardır aynı işi yapıyorsun. İnanın hiç bıkmadım. Ben severek, büyük bir şevkle, zevkle yapmaya çalışıyorum. Harika. Zaten yaptığınız işe de yansıyordur bu. Evet, Kesinlikle. çok Çünkü aşkla şükür. bakıyorsunuz. İş Evet. gibi görünmüyor aslında, değil mi? Kesinlikle değil. Sevdikten sonra. Yani isteyerek gidiyorum iş Evet, yerine. evet. Önce beni muayenehanemde görmeyenler, hani dışarıda görenler yeter artık hani bırak bu mesleği diyorlardı. Ama muayenehanede gördükleri zaman yok sen bu işi seviyor musun diyorlar. Çünkü oraya girdikten sonra gerçekten işin şekli değişiyor. İş Kesinlikle. gibi görmüyorsunuz. Peki meslek hayatınız boyunca hatırınızda kalan yaşadığınız bir zorluk, zor bir anı oldu mu? Zor mu bilmem ama değişik bir anım şöyle var. Bir hastamın dişlerini bir yıl önce bitirmiştim. Mehmet Altunbaş ismi de. Sonradan rahmetlik oldu, kanser geçirdi. Onun dişlerini bitirdim, dolgularını yaptım. Her şey çok keyifli. Bitti. Biz bir yıl görüşmedik. Bir yıl sonra geldi. Muayene ettiğimde, işte nasılsın, iyi misin? Önce konuştuk. Sonra oturdu koltuğa ve ağzını açtı. Sen Mehmet değilsin dedim ben. Ha abla ben Ahmet dedim. Meğerse ikiziymiş. Ama ağzını açınca kendi dolgularımı bulamayınca Ahmet olduğunu anladım. En değişik anımı hatırlayabildiğim bu. Kötü değil. Umarız da kötü anı yaşamamışsınız. Yaşamazsınız Evet, da bundan sonra inşallah, diyelim o halde. inşallah. Teşekkür Peki ediyorum. sizce başarının anlamı nedir? Başarının anlamı sevmektir. Yani hangi meslek olursa olsun okurken de sevmiyorsanız bir an evvel bırakın. Benim arkadaşım fizik tedavi bölümünü okudu. Son sene staj yaparken stajda bu meslek bana göre değilmiş dedi ve son sınıfta bıraktı. Bıraktı. ODTÜ'yü bitirdi. Yani böyle olabiliyor bazen sevmeyebilirsiniz size uygun olmaz. Gördüğünüz yerden bence devam etmemek lazım. Sevmeden yapılmaz. Motivasyon kaynağınız nedir o halde? İşte hastalarımın memnuniyeti. Sonuç değil mi? Evet, Size evet. gülerek bakmaları, Evet, teşekkür etmeleri. kesinlikle, kesinlikle. Peki hedefleriniz nedir bu yolda? Bu yolda kızım diş hekimi yeni bitirdi bu sene. Onun inşallah işte bir donanımla beraber muayenehaneye gelmesini dört gözle bekliyorum. Hedefim bu. Umarız gerçekleştirirsiniz İnşallah, diyelim o teşekkür halde. ediyorum. Bu keyifli sohbetimizin sonuna geliyoruz ama son olarak bizleri izleyenlere neler söylemek istersiniz? Öncelikle dinleyicilerimize şunu söylemek isterim. Hiçbir şikayeti yokken, ağrısı, sızısı yokken 6 ayda bir diş bakımına gelmeleri lazım. Yani 6 aylık kontroller mutlaka gerekiyor. O 6 aylık kontroller olduğu zaman zaten hastanın hiçbir zaman büyük bir çürüğü olmuyor. İşte kanal tedavisine gerek kalmıyor, o diş çekilmiyor. Yani bu çok güzel bir şey. Ben mutlaka 6 ayda bir bizi ziyaret etmelerini istiyorum. Bir panoramik film yılda bir kez çekilebilir. O da güzel bir şey. Bizim de göremediğimiz bir hekimin de göremediği çürük varsa zaten onda da panoramik filmde tespit edebiliyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum Ben katıldığınız teşekkür ve ediyorum. verdiğiniz değerli bilgiler için. Mesleğinizde başarılar diliyorum size. Teşekkür ediyorum. Sağ Görüşmek üzere. olun. Görüşürüz. Sevgili izleyiciler, bugün diş hekimi Fatma Tülin İpek bizimleydi. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşça kalın.